Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi l-azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. Elhamdülillahi lezî arsale rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmu alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel khayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtuhâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve biz senedil muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Afetul ilmi en nisyan. Ve idaatuhu en tuhaddise bihi gayre ehli. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhimü salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalar rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden İrtihali dar vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları ve üstazlarımız meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin bugüne kadar yaşamasında vesile olan emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eimme hutava müezzinin kayyimin mümin ve müminatın erva için el Fatiha. Allahu sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Afetul ilmi en nisyan. İlmin afeti yok olması, kaybolması, ilme zarar veren şey unutmaktır. İlmi ihmal ettiğiniz zaman diploma alsanız, icazet alsanız bile diplomanın gereğini yapmadığınız zaman, icazetin gereğini yapmadığınız zaman bu ilmi ilmin sadakası olarak müminlere aktarmadığınız zaman, talebe okutmadığınız zaman, ilim sahasında çalışmadığınız zaman elde ettiğiniz ilmi koruyamazsınız. O ilim uçar gider. Vaktiyle çok iyi hoca olabilirsiniz. Fakat ilim sahasında uğraşmazsanız, eserleri araştırmayı bırakırsanız, bir kenara iterseniz, dünya işlerine daldırırsanız, ilim sizden uçar gider. Kur'an-ı Kerim de böyledir. Kur'an-ı Kerim'i hıfzetme şerefine ermiş hafızlar, eğer devamlı Kur'an-ı Kerim'le uğraşmazlarsa, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye, ezberletmeye, onunla uğraşmaya devam etmezlerse bir süre sonra hiç okuyamaz olurlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ürkek devenin bağlanmaksızın nasıl kaçarsa öyle Kur'an'ın da bir anda kaybolacağını bize ifade ederek devamlı ilimle, Kur'an'la, fıkıhla uğraşmak, tefsirle, hadisle uğraşmak geldiğini beyan etmişlerdir. Burada da işte ilmin sona ermesi, ilme zarar veren, yok olması şey unutmaktır diyor. Unutmaktır diyor. Eğer meşgul olmazsa zihninden, kafasından öğrendiği şeyler uçar gider. Şimdi onun için ilim sahibi olanlar ki büyük bir şereftir ilim sahibi olmak. Allah'ın bir lütfudur. Bu nimetin şükrünü eda etmelidir. İnsanlara, müminlere bu ilmini aktarmalıdır. Gerçekleri söylemelidir. Herhangi bir yanlış açıklama, herhangi bir yanlış fikir ortaya atıldığı zaman doğruyu söylemelidir. Eğer alim, ilim sahibi adam bildiğini söylemezse, insanlara aktarmazsa, İlim nimetini, şükrünü yerine getirmezse yülcemü bilicaminnar,
ateşten gem vurulur ağzına diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrıca es-sakitu anil hak şeytanun ahras, hakkı söylemeyen, yanlış bir fikre karşı doğruyu açıklamayan, bunun gerçeği şudur diye ortaya koymayan insan dilsiz şeytandır diye nakledilmiştir. Onun için ilim adamı devamlı ilim müzakerelerinde bulunmalıdır. Kendi okumalıdır, okutmalıdır müminlere, bu konuda faydalı olmalıdır. Bu nedenle sizlere teşekkür borçluyuz. Sizler bizi dinlemeseniz biz kimseye bunu anlatamayız. Yani evet, biz de biz olmasak siz de bunları öğrenemezsiniz. Yani hocalar, grubu, alimler olmasa siz de bunları öğrenemezsiniz ama biz de size muhtacız. Müminler dinlemese, gelip karşında seni dinleyecek adam bulamazsan sermayeni kime satacaksın? İlmi kime aktaracaksın? Onun için bizler sizlere, ilim erbabı sizlere teşekkür borçluyuz. Allah sizden razı olsun. Böylece insan müminlere bildiğini aktarırken bilgisini pekiştirir. En azından unutmasına engel olur. İnsan okurken değil, okuturken alim olur, adam olur. Yani talebe okutmak, müminlere bildiğini aktarmak, o ilim sahibinin kendisi açısından büyük bir nimettir. Bunu kaçırmamalı. Kaçırdığı takdirde ilmi elden uçar gider, yok olur gider. Ve idaatuhu, evet. İlmi kaybetmek ise nedir? En yuhaddise bihi gayre ehlihi, evet. Ehli olmayana ilmi aktarmaktır. Bu çok önemlidir. Şimdi ilim insanların iyiliği için vardır. Allah tarafından o maksatla şunu öğrenin ve buna göre gereğini yapın denmiştir. Bu ilim insanların iyiliği içindir. Ama bunu insanların iyiliği için kullanmayacak adama bunu aktarırsanız kötülüğe alet olur. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ediyor. Ehli olmayana ilim öğretmeyin diyor. Ehli olmayana ilim öğretmeyin. Bir, anlamayan adama konuşmayın. Boşuna çenenizi yormayın, nefesini tüketmeyin. İmam-ı Azam Hazretleri de öyle söylüyor. Sizi kabul etmek için hazır değil adam. Adam inatçı. Yani oturuyor karşına ama öğrenmek maksadıyla değil. İnatçı adam, kabul etmeyecek. Direniyor. Gerçeği söylüyorsun, kabul etmiyor. Boşuna nefesinizi tüketmeyin diyor. Burada da aynı. Anlamayan adama boşuna uğraşmayacaksın. İlim büyük bir şereftir. Bu şerefi anlayabilen, bu şerefin büyüklüğünü kavrayabilen adamlara, değerini bilen adamlara, aynı zamanda kabiliyetli adamlara ilmi aktaracaksın. Anlamayana yazık diyor. Kaybetmektir, vakit öldürmektir. Bir de tabii ilimden maksat ameldir. Şimdi namazı öğretiyorsunuz. Namazın geçerlilik şartlarını öğretiyorsunuz, öğreniyorsunuz. Orucu öğreniyorsunuz, farz olduğunu. Orucun nasıl geçerli olacağını, nasıl bozulacağını da öğreniyorsunuz. Ama uygulamıyorsunuz. Bu da yazık. Buna da yazık. Böyle ilimden maksat amel etmektir. Yalnız bilmek kafi değildir. Bildiğini yapmak gerekir. Böyle amel etmeyecek adam belli. Yapmayacak, uygulamayacak. Nefesini boşuna tüketme, onu ona açıklama diyor. Evet, yani ilim sahibi demek ki talebesini seçerken dikkat edecek. Gerçekten hevesli mi? Öğrenmek istiyor mu? Bunu iyi bilecek. Hevesli olmazsa olmaz. Tek taraflı olmaz. Hoca gayret ediyor ama talebede hiç gayret yok. İstek yoksa boşuna zaman harcamak olur. İki tarafta böyle. Birisi öğretme gayretinde olacak, birisi öğrenme gayretinde olacak. Bildiğini hayırlara kullanmak maksadıyla öğrenmek isteyen kimse olacak karşındaki, öğretesin. Yoksa boşuna
zaman harcamış olursun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şirazi Askeri İbn Abdülber ilim kitabında Ameş Hazretlerinden naklediyor. Ameş Küfelidir, tabiidir, sika sözüne güvenilir bir kimsedir. Afetü zarfi as-salaf. Zarafetin, kibarlığın, akıllı hareket etmenin, akıllı, zarif insan, akıllı hareket eden insan demek. Nezaketli insan demek. Kibar insan demek. Bu işte zarafetin afeti, onun yok olması, güzel konuşan, dikkatli konuşan, kimsenin kalbini kırmayan, kibar insan, akıllı konuşan insan, zarif insandır. İşte bu hasletlere sahip olmak, zarafet sahibi olmanın afeti, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, as-salef, as-salef, şimdi zarif, kibar, güzel konuşuyor, akıllı, iyi ama çok kibirli. Yazık diyor Peygamberimiz. Zarafetin yok olmasına sebeptir bu. Eğer adam gururlanırsa, akranlarından kendisini üstün görürse, insanlara tepede bakarsa, bu zarafetin önemi kalmaz. Bu zarafetin eseri kalmaz. Bu kibirlilik, başkasına tepeden bakmak, zarif insanların bu zarafetini yok eden kötü bir durumdur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve afetü şeca'a el bağî. Kahramanlığın afeti de zulmetmektir. Zulmetmektir. Şimdi kahraman ne demek? Korkmayan adam demek. Güçlü adam demek. İradesi kuvvetli adam demek. Böyle yetenekli insan demek. Gözü pek adam demek. Harbi, harpte ölümü hiçe sayan adam demek. Cesur, korkak olmayan adam demek. Kahraman, şecaat. Ama bu üstün yeteneklerini, gücünü, kuvvetini zulümde kullanırsa bu kahramanlığa da yazık diyor Peygamberimiz. Kahramanlığın değeri kalmaz. O kahramanlık niteliği adamdan yok olur gider. Kahramanlığın afeti azgınlıktır, zulümdür, serkeşliktir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi kahraman adam, akıllı adam, cesur adam, tehevvürle, acelecilikle iş yapmayan adam, korkmayan adam. Peygamberimiz korkmaktan Allah'a sığınıyor. Korkaklık çok kötü bir şey. Sonra kadere inanan adam korkmaz ki. Hayır ve şer Allah'tan. İnsanın ezelde takdir edilen yazısı değişmez. Fakat biz bu yazıyı bilmiyoruz. Biz ömrümüz şu kadar sene ise kimse bunu aşağıya çekemez, azaltamaz. Kimse bunu çoğaltamaz. Kur'an'da kesin emirler var. Onun için kadere inanmak insanı cesur yapar. Bundan dolayı Türk askeri Çanakkale'de anlatılıyor, gavurlar anlatıyor. Böyle kahramanlık görmedik diyorlar. Kurşunun üstüne gülerek koşuyor diyor. Neden? O mümin asker biliyor ki ölecekse şehit olarak ölecek. Ölüm anı gelmişse. Ne güzel. Şehit en yüksek rütbeye sahip insan. Buna inanıyor. Ölmeyecekse bir adamı ateşin içine atsanız yanar sağı solu ama yine ölmez. Onun için korkmaya gerek yok. Kurşunun üstüne atlıyor. Cesaretle atlıyor. İşte bu korkmayan bu askerden bu sefer düşman korkar. Bu böyledir. Kadere inanmak insanı böyle cesur yapar. Tabii insana düşeni yapmak lazım. Allah'ın kuralları var. Aklınızı kullanacaksınız diyor. Aklı selimimizi kullanacaksınız. Bu konuda kurallar ne? Kanun maddeleri ne? Harbin maddeleri, kuralları ne? Ona uyacaksınız. Ben kadere inanırım deyip böyle ortaya atılmak yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu halkın anlayacağı bir dille önce deveni sağlam bağla sonra Allah'a tevekkül et. Evet,
işin iç yüzü böyledir. Kader Allah'ın değişmez, doğru. Ama Allah Celle Celaluhu bize şunu yapın, şunu yapın, şöyle edin, böyle çatın demiş. Peygamber göndermiş, Kur'an göndermiş. Efendimiz davranışlarıyla, sözleriyle bizi uyarmış. Bunlara uyacaksın. Sana düşeni yapacaksın. Ondan sonra ya Rabbi diyeceksin. Güveneceksin. Hiç korkmayacaksın. İşine girişeceksin. İslam'ın sistemi budur. Böyle cesurluk, cesurluk güzel bir şey ama bu korkmamazlığı, metin olmayı zulme alet etmemeli. Sınırında durmalı. Ne demek istiyorsun? Bunu bizim tarihimizde çok örnekleri var. Mesela şimdi aklıma gelen Malazgirt Meydan Muharebesi 1071'de Alparslan kefenlere bürünmüş, askerinin önüne geçmiş. Bugün demiş kumandanlık falan yok. Allah yolunda şehit olmak veya gazi olmak var. Hepiniz alparslansınız. Ben de sizden bir askerim, neferim. Bugün Allah'a olan imanımızın sadakatini ispat günüdür. Sizden bir kişiyim demiş. En önde düşmana atılmış. En üst, önünde düşmana atılmış. Gerekli tedbirler almış. Çok evvelden karşı tarafın gücünü, şunu bunu, arazi durumunu, askerin konuşlanmasını hepsini yapmış. Ondan sonra tabii ön safta kumandan atılırsa o asker her biri atom bombası olur. Öyle olmuş. Çok kalabalık Bizans ordusunu, onların başında da imparatorları var, kısa zamanda darmadağın etmişler. Ve Alparslan ve Türk askerleri neticeyi sağlamışlar. Zaferi elde etmişler. Sonuç alınmış. Orada duracaksın. O da durmuş. İmparatoru yakalamışlar. Ona insan muamelesi yapmış. Saygı göstermiş. İnsandır o. Düşman da olsa insandır. Şunun kulağını kesin, kuyruğunu kesin, ne bileyim burnunu kesin, gözünü oyun dememiş. Atın şunu pisliğe, tuvalete dememiş. İmparator gibi muamele yapmış. Özel yer ikram etmiş. İşte kahramanlığın, kahramanlık budur. Senin derdin ne? Düşmanı yenmek. Yendin. Ondan sonra ona insanca muamele yapacaksın. Zaten hedefine ulaşmışsın. Ona işkence yapmanın anlamı yok. İşte işkence yaparsan kahramanlığa leke sürersin. Kahramanlığın uçar gider diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kahramanlığın uçar gider diyor. Bunun örneklerini biz her zaman görmüşüzdür. Her zaman görmüşüzdür. İşte Dumlupınar'da da başkumandan savaşı kazanmış, Venizelos'u esir etmiş, çok itibar etmiş. Türk geleneği, milletimizin geleneğinde bu inançtan doğan gelenektir. Kahramanlık buna derler. Hedefine vardığı zaman orada durmasını bilir. Aşırı gitmez, zulüme sarkmaz, işkenceye sarkmaz. Evet, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hepinizden razı olsun. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eylesin. Helalden bol rızık versin. Hayatımız boyunca cömertlik yaparak iyi yollara, Allah'ın verdiği ölçülerde hayır yapma yarışına devam edenlerden eylesin. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ilek. Subhane Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.